Narenciye için konuşursak 3. jenerasyon portakalcı oluyoruz aile olarak. Ve bunu da önümüzdeki dönemlere de taşımak istiyoruz, devam etmek istiyoruz. 700 dönümlük bir alanımız var. Aynı zamanda iyi tarım uygulamalarımız var. Organik tarım konusunda çalışmalarımız var. Finike portakalı olarak ilk söylememiz gereken şey bizim bu konuda bir coğrafi işaret almış olmamız. Burada 150 ile 200 bin ton Washington cinsi finike portakalı diyebileceğimiz portakallar yetişiyor. Bu da Türkiye'deki rakamın aşağı yukarı 10'da biri. Ovaya baktığımızda bir monokültür görüyoruz. Sadece bir portakal üzerine bir yoğunlaşma görüyoruz ama bu Turkuazköy projesiyle biz sadece portakalı değil, sadece ovayı değil, dağları, dağ köylerini, tarihimizi, antik kentleri vesaire bütün konuları ele alacak şekilde bir kendimize vizyon oluşturduk, misyon oluşturduk. Hem mavimiz var, hem yeşilimiz var. Bir turkuaz rengi ortaya çıkıyor. Türk demek, turkuaz, Türk köyü demek. Burada güzel bir köy, bir yaşam köyü, bir yaşam alanı. Hem Finikeli misafirlerimiz için, hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz için güzel bir ortam yaratmaya çalışacağız. Gökçay kenarında 2,5 kilometrelik bir yürüyüş yolumuz var. Burada yürüyüş yapma imkanı, bisiklete binme imkanı ve aynı zamanda kano ve deniz bisikleti benzeri aktivitelerimiz de olacak. Buraya gelenler sadece işte geleyim dinleneyimden ziyade birebir buradaki köy hayatını yaşayacak şekilde hani biz ne yapıyorsak, buradaki çalışanlarımız ne yapıyorsa bizimle beraber kısa bir çiftçilik tecrübesi yaşayacaklar. Günübirlik bir alan olarak faaliyete geçse de belirli bir orta vadede de konaklama hizmeti verecek şekilde de bir hizmet sağlamayı düşünüyoruz açıkçası.